Günaydın. Herkese yepyeni bir videodan merhaba. Dün bayağı yağmur yağdı. Şu masadan da görüyorsunuzdur. Bayağı şakır şakır yağmur yağdı. Hatta daha yeni dinmiş durumda yağmur. Hava güzel. Anıl işi uğurladık. Hava yeni yeni aydınlanmaya başladı ama fazlasıyla soğuk. Spile kar yağmış dün. Aslında biz hafta sonu spile gitmiştik ama kar olmayan bir güne denk gelmişiz. Ne yazık ki şanssızlığımız oldu biraz. Şimdi burası soğumasın. Şöyle kapatalım. Bir yandan klima çalışıyor çünkü sadece size dışarıyı göstermek istemiştim. Şöyle lavaş tostum var, 4 kattan oluşan marul, domates, örgü peynir ve içerisinde kaşar peyniri var. Mete şu anda bu tostun peşinde. Bir yandan benim tostuma sulanmış durumda. Birlikte yiyeceğiz, bölüşerek yiyeceğiz. Değil mi paşam? Tamam, oturalım yiyelim. Şöyle lavaş tostumuz hazır. Bu arada uzun zamandır merak ettiğim bir dizi var, Asaf. Aslında ilk ve son diye bir dizi izledik. Anıl'la hafta sonu başlamıştık. Daha öncesinde de izliyorduk da. İlk sezonunu bitirdik. İkinci sezon için Blue TV üyeliği almam gerekiyormuş. Diğerlerini TV Plus'tan izlemiştik ama ne yazık ki artık ikinci bölüm daha oraya yüklenmediği için Blue TV'ye geçmek zorundayım. Dizimiz şu, Asaf ismi. Yani bu adamın dizisi ilk defa görüyorum. Yani ana karakter olarak bu adamın olduğu bir diziyi. Bakalım Mete oyun parkında oyalanırsa, oyun parkı zaten bu alanı görmüyor, yani televizyonu görmüyor. O yüzden belki o oyunu oynarken ben de bir bölüm izleyebilirim. Merak ettim çünkü neyi anlattığını. Şimdi tabii ki öncesinde tostum yiyeceğim ama tostuma sulanan bir arkadaş var. Bırakır mısın tostumu? Şimdi ben onun da karnını doyurayım, tostumu da yiyeyim bir yandan. Sonrasında diziyi belki izleyebilirim bir bölüm dediğim gibi. Çünkü Mete'yi artık tutamıyorum. Bak gördün mü, parmağını atıp duruyor. Kahvaltıyı yaptıktan sonra Mete'yi güzelce giydirdim. Böyle eldiveni, patiği, montu. Ben de giyindim. Şöyle üzerimde Anıl'ın aldığı beyaz polar var. Hava güzel bugün. Şöyle biraz göstereyim istedim. Yürüyüş yapıyoruz şu anda. Şu yol eğimli, oraya çıktık. O yüzden böyle biraz nefes nefese kaldım. Şimdi yürüyüşümüze devam ediyoruz. Mete durmaktan pek hoşlanmıyor çünkü. Biraz yürüyüş yaptıktan sonra uyur kalırsa Mete, ben de belki bir kahve içerim çıkmışken dışarı. Böyle yürüyüşümüze devam ediyoruz şimdilik. Şöyle biraz etrafı göstereyim istedim. Gayet sakin. Herkes okula, işe gittiği için Foça gayet sakin şu an için. Hafta sonu bayağı kalabalık oluyor. Şimdi yürüyüşümüze devam ediyoruz. Mete ile yürüyüşümüzü tamamladık. Sonrasında bir parka gittik. Parkta onu güzelce bir salıncakla salladım. Kaydıraktan kaydıramadım çünkü çok ıslaktı. Hani salıncağı tamam peçeteye böyle ıslaklığını alabildim. O kurudu. Ama kaydırağı o kadar peçete yetmezdi. Yani çok ıslaktı. Yağmur bayağı yağmış çünkü gece. Şimdi bebek arabasına tekrar bindik. Eve dönüyorduk. Böyle köpekleri besleyen bir hanımefendi gördük. 3-4 tane köpeği besliyordu. Onları biraz izledik, onlara bakındık. Daha doğrusu Mete izlemek istedi. Böyle köpekleri görünce hoşuna gitti. Oyun oynuyorlardı birbirleriyle. Ben de biraz onların yanında bekledim. Şimdi geldiğimiz yoldan geri bayırdan iniyoruz. Ya buraya çıkması zor da. Böyle nefes nefes kalıyorsun. İnmesi daha kolay tabii ki. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz.
çıkmışken hazır bir kahve içip eve geri döneriz diye düşünmekteyim. Hava gayet güzel. Sabahın ilk ışıkları, daha doğrusu daha yeni gün aydınlandı yani. Çok geç bir saat değil, çok erken bir saat de değil. Böyle tam ortasında kahve içilebilecek bir saat. Bir kahve içip büyük ihtimalle eve geri döneriz. Mete, kahvemizi içtiğimize göre artık markete de gidebiliriz, değil mi? Ha? Ne anlıyorsun acaba o fişten böyle oynayınca? Hı? Çok mu hoşuna gidiyor hışır hışır ses? Şimdi markete gidiyoruz. Daha doğrusu market dedim de Migros'a gidiyoruz yani. Bakalım, biraz Migros turu yapacağız. Gitmişken bir şeye bakacağım, onu da gittiğimde göstermek istiyorum. Aralık ayı geldi malum. Aralık başladı. Bu da Aralık serisinin ilk videosu. Değil mi Mete'cim? Evet. Gidiyoruz. İşimiz bitti. Markete uğradık eve gelmeden önce. Tabii benim şarjım bittiği için çekemedim. Şimdi Mete oyun alanında oyun oynuyor. Ben de size diş fırçasını göstereyim istedim. Mete'nin şöyle bir diş fırçası aldık. Rox markasının. Remineralizing Oral Care Systems markası. Rox Baby. Yeşilini tercih ettim. Mavi, kırmızı, pembesi de vardı. Bir tane yeşil, bir tane de mavi kalmıştı. Ben yeşili tercih ettim. Şöyle minik bir diş fırçası bebekler için. İlk dişinden itibaren güvenilir bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Mete hem demir ilacı kullandığı için zaten buna bir ihtiyacımız vardı. Acil bir şekilde. Çünkü dişleri çürüsün istemiyorum. O yüzden bugün itibariyle dişlerimizi fırçalamaya başlıyoruz. Zaten dişlerini yıkıyordum ama içime sinmiyordu. O yüzden diş fırçası iyi oldu. Bunun 179 TL gibi bir fiyatı var. Migros'tan aldık. Farklı yerlerde daha farklı markalar belki vardır ama ben bunu tercih ettim. Gitmişken hazır marketten aldım. Bugün itibariyle kullanıma başlayacağız. Light red, dark red, light yellow, dark yellow, cloud, light blue, dark blue.
Light purple, dark purple, orange, blue, red, brown, purple, green, blue. Evet, bu bir kapanış videosu. Video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.